Merhaba İlker Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim, sağ olun. Pegasus Karavan olarak Denizli'ye geldik. Hoş geldiniz. Öncelikle bizi ağırladılar, teşekkür ederiz. Bu fuar da bizim için önemli bir fuar. Evet. Onu söylemek isterim. Ayrıca Gaziantep'li karavan severleri de bekleriz. Gaziantep firması olarak. Evet. Pegasus Karavan olarak buradayız. Buyurun tanıtayım size. Evet, şöyle dışarıdan başlayalım isterseniz, evet. İlker Bey. Bu arada alışız. Yani benim bir tane isim var, İlker Tolga. Evet, buyurun. Karavanımız gördüğünüz gibi birazcık vagon tarzında tasarlanmış bir karavanımız. Tabii diğer karavanlardan daha farklı olarak balkonumuzu yaptık. Balkon kısmını size göstereyim. Onun öncesinde çelik jantları kullanıyoruz. Bu çelik jantlar yolda giderken daha mukavemetli ve daha doğru bir gidişi gösteriyor. Evet. Buyurun. Su girişimiz su var. Su girişimiz var, evet. Su girişimiz var, evet. Burada da balkon olması da çok güzel. Evet, yani balkonumuz var ekstra. Balkon gibi. Basamağımız da var. Evet. Burada. Aynı zamanda bu balkonumuz açılıp kapanabiliyor. Aa, o da güzel. Tabii ki. Yolda seyir halindeyken şuradan buraya kapanıyor galiba. Tabii ki buradan kapanıyor. Evet. Yolda seyir halindeyken buraya bisiklet ve motor koyabiliyorsunuz. Güzel. Bu da ayrı bir ayrıcalık katmış oluyor. Zaten görselde görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ayrı da bir havası var. Ayrı bir havası var. Evet. Çünkü ilk defa böyle bir şey görüyorum. Evet. Ya işte değişik değişik modeller çıkıyor. Evet. Pegasus karavan. Siz Pendik Fuarı'nda var mıydınız? Biz Pendik Fuarı'nda vardık ama bu ürünümüz yoktu. Bu ürünü de zaten orada çizim halindeydi. Tasarlıyorduk. Bunda da gerçekleştirmiş olduk. İlk defa Gaziantep ve Denizli Fuarı'nda bunu çıkarmış olduk. Yani şimdi bu karavanı biz deniz kenarına doğru geri geldiğimizde, sahilde, aynen sahilde direkt ayağınızı suya batırarak bunun keyfini çıkarabilirsiniz. Evet İlker Bey, şu anda buradan devam edelim, evet, içeriye doğru. Karavanımızın iç kısmını tanıtayım önden size. Önden sizi alalım. Buyurun. Evet, karavanımızın iç kısmına doğru giriyoruz hemen. Bizi iç kısmında bir oturma grubu karşılıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bu oturma grubumuz yatak oluyor aynı zamanda. Şurası doluyor mu? Aynen, o kısım doluyor kızak sistemiyle. Kızak sistemi. Gösterme şansınız var mı? Yani şu olmazsa? Şekilde tabii ki. Bu şekilde çekiyoruz. Çok güzel. Rahatlıkla bir kişi yatabilir o zaman. Tabii ki çok rahat yatabiliyor burada. Aynı zamanda buraya dilerseniz pistonlu da yatak ekleyebiliyoruz. Pistonlu yatak. Bu hareketli olabiliyor. Şu manzaradan da vazgeçmemiş oluyorsunuz aynı zamanda. Evet, burada da manzaramız var. Evet. Yani arkadaki manzarayı zaten söylemeye gerek yok. Tabii ki. Direkt buradan arkadan denize karşı bakıyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Hemen içeri girdik. Burada yanda da manzaramız var. Evet. Oturma grubuyla beraber. Ön kısmımız orada vagonun sanki bir vagonda seyahat ediyormuş bir havası verir size. Evet, vagonda. Öyle bir havamız var. Arkadan. Evet. Değişik bir tasarım olmuş. Yani aynen. Şurada kullandığınız malzemeler, evet, şuraları falan çok hoşuma gitti. Evet, yalıtım açısından ve görsel açıdan birazcık daha görsellik önemli. Evet. Hoşuna gidebileceği bir sistem net yaptık. Aydınlatma sistemler. Evet. Hemen ambiyans ışıkları. Hemen burada mutfağımız. Mutfak kısmımız bu şekilde. İkili ocağımız var. Hı-hı. Evimiz. Evet. Buzdolabımız yine burada mevcut. Altta 100 litre su depomuz ve hidratörümüz var. Galiba. Tabii ki bebostumuz da mevcut. 90 litre buzdolabımız mevcut. Yine saklama alanları. Saklama alanları çok önemli. Evet. Gaz çek olması da güzel. Yani herhangi bir tabii açılma kapanma giderken olmaz. Evet. Aynı zamanda İnsanlar bizden tabii ki şey soruyor. İşte biz manzaramızı yukarıda istiyoruz. Mesela buradan böyle oturduk değerli dostlar. Geceliğin yatağınızda yatarken. Evet, yatıyorum şu anda. Havaya doğru bakıyorum. Yıldızları seyrediyorum. Aynen öyle. Aynen. Yani bu oturma grubu dahi çok güzel olmuş, evet, yani. Burada da rahatlıkla 4 kişi yemek yiyebilir. Tabii ki. Yani mutfak olsun, keza oturma grubu olsun. Bu arka taraf benim çok hoşuma gitti. Evet. Değişik bir tasarım yapmışsınız. Yani yok. Türkiye'de bence tek bu. Aynen, tek var. Şu anda tek bu. Pegasus karavanda. Aynı zamanda yuvarlak hatları kullandık ki insanlar zaten küçük bir alanda köşelere çok çarpabiliyorlar. Çocuklar da çok çarpabiliyor. Biz ona istinaden bütün hatları dikkat ederseniz hep yuvarlak çalıştık. Bu şekilde de yaşam alanı daha genişlemiş oluyor. Evet, çok güzel olmuş. Evet. Banyo ve tuvaletimiz burada. Hemen banyo ve tuvaletimizi şöyle buradan mı açılıyor? Evet, efendim? Şuradan. Daha henüz bitmemiş ama en azından evet, hemen burada genişliğini. Evet.
genişliği rahatlıkla yani duş alınabilir. Evet, 120 santime 70 santimlik bir alanımız var. Şu fuarın ilk günü daha insanlar karavanlarını düzenleyemediler. Evet, aynen öyle. İşte temizlik yapamadılar. Biz aynen. De sabahın köründe geldik çekim yapmak için ama kusura bakmayın ama karavanımız gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Büyük bir ihtimal izleyicilerimizin de hoşuna gidecek. Bütün... En çok da hoşuna gidecek olan yer burası. Evet. Bütün karavan severleri bekleriz. Pegasus karavanı bekleriz. Bekliyoruz. Normalde Antep firmasıyız. Evet, Gaziantep firmasıyız. Evet. Özellikle Gaziantep hemşerilerimizi bekliyoruz. Tamam. Onlara da özel bir indirim yapabiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim İlker ben Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Karavan Zamanı 35'i takip etmeyi unutmayın. Takip alıyoruz. Abone olun ve takip edin. Teşekkür ederim. Sağ olun.